Merhaba sevgili öğrenciler, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde birinci yazılıda ne tür sorular çıkabilir ve bunlara nasıl cevaplar vermeliyizin üzerinde duracağız. Hem böylece bir önceki derste öğrendiklerimizi de pekiştirmiş olacağız. Fakat derse geçmeden önce şöyle bir bilgi aktarmak istiyorum. Bundan sonraki sınavlar 4 beceriyi de kapsayacak arkadaşlar, aynı uygulama sınavlarında olduğu gibi. Ne demek istiyorum? Konuşma, dinleme, okuma, yazmayı da dahil ediyoruz. Bu yüzden konuşmaya da şimdiden hazırlanmanızı tavsiye ederim. Zaten tahminim yaşın kaç, adın ne, nerelisin gibi basit sorular üzerine olacak. Bu yüzden dediğim gibi bu kalıpları ezberlemeye bakın. Evet, şimdi dersimize geçebiliriz. Beantworten Sie die Fragen nach dem Text demiş. Soruları metne göre cevaplayınız. Hemen hızlıca metnimizi okuyalım. Hello, mein Name ist Kerem. Merhaba, benim ismim Kerem. Ich bin 17 Jahre alt. 17 yaşındayım. Ich komme aus Sivas. Sivaslıyım. Und jetzt wohne in Ankara. Ve şimdi Ankara'da ikamet ediyorum. Ich spreche sehr gut Deutsch und Türkisch. Çok iyi Almanca ve Türkçe konuşuyorum. Hemen sorularımıza bakalım. Wie heißt er? Onun adı ne diye sormuş. Nasıl cevaplayacağım? Er heißt Kerem. Evet, ismi Kerem'di. O adlandırılmak Kerem değil mi? Hani tek tek baktığımızda Ea, O, Heysen adlandırılmak demiştik. Kerem de ismi. Tabii ki Heysen'ı ne yapıyoruz burada? Çekimliyoruz O şahsına göre. Ea, Heysen, Kerem. Zaten arkadaşlar size sorulan soruları takip ederseniz ona göre çok rahatlıkla cevap verebilirsiniz. Gelelim ikinci sorumuza. Wo wohnt Ea? O nerede yaşıyor, nerede ikamet ediyor diye sormuş. Ea wohnt in Ankara. Ankara'da oturuyor, Ankara'da yaşıyor diyoruz. O, yaşamak fiilini çekimledim, ardından içindeyi getirdim ve sonra da yaşadığı şehir neresiyse orayı ekledim. Gelelim bir sonraki sorumuza. Woher kommt er? O nereli, o nereden geliyor? Bakalım. Er kommt aus Sivas. Sivaslı olduğunu söylemişti. O geliyor, Dandan demiştik aus için. Sivas'ta memleketi. Er kommt aus Sivas. Sivas'tan geliyor, Sivaslı. Welche Sprachen spricht er? Hangi dilleri konuşuyor o diye sormuş. Ne diyeceğim? Er spricht Deutsch und Türkisch. O konuşuyor Almanca ve Türkçe demiş oldum. Wie alt ist er? O kaç yaşında diye sordu. Er ist 17 Jahre alt. O 17 yaşındadır dedim. Gelelim ikinci sorumuza. Schreiben Sie die Grußformel nach Tageszeit. Selamlaşma şekillerini günün saatlerine göre yazmamız isteniyor. Hemen bakalım. Gute Nacht, iyi geceler. Guten Tag, iyi günler. Guten Morgen, günaydın. Guten Abend, iyi akşamlar. Hemen saatlerimizi kontrol edelim, tek tek yerleştirelim. Saat 2.30 nedir? Öğleden sonraları ve biz genelde bunun için Guten Tag diyoruz değil mi? Saat 8, akşam 8. O yüzden ne diyeceğim? İyi akşamlar diyeceğim. Guten Abend. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Artık gece ve gecede ne kullanıyorduk? Gute Nacht, iyi geceler diyorduk. Ve saatimiz 7. Sabah 7. Ne diyeceğiz? Günaydın. Guten Morgen diyeceğiz. Arkadaşlar bu konudan kesinlikle ve kesinlikle soru gelir. O yüzden bütün o selamlaşmalar, vedalaşmalar, o kalıpların hepsine bakmanızı ve ezberlemenizi tavsiye ederim. Gelelim 3. sorumuza. Lesen Sie den Text und füllen Sie das Formular demiş. Metni okuyunuz ve formu doldurunuz. Böyle bir soru da tahmin ediyorum. Yani genellikle sorulan sorulardandır. Bakalım. Hello, ich heiße Enola Holmes. Merhaba, benim adım Enola Holmes. Ich bin 16 Jahre alt. 16 yaşındayım. Ich komme aus England. İngiltereliyim. Ich wohne in London. Londra'da oturuyorum, ikamet ediyorum. Ich spreche English und Deutsch. İngilizce ve Almanca konuşuyorum demiş. Şimdi formdakilere göre uygun olanları dolduracağız. Nachname isim demek. Ney kızımızın ismi? Enola. Vorname soyisim. Holmes. Alter yaş. 16 yani 16. Wohnort yaşadığı yer. London. Londra'da yaşıyor. Heimatland memleketi, vatanı. England. Evet, İngiltereliydi. Ve Sprache, dil, konuştuğu dilleri söyleyeceğiz. English und Deutsch,
ya da Deutsch ya da English şeklinde yazabiliriz. Füllen Sie die Lücken mit ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Yani bizim şahıs zamirlerimizle boşlukları doldurun demiş. Şimdi etkinliğe geçmeden önce önemli bir konudan bahsedeceğim. Ben bir önceki derste şahıs zamirlerinden bahsederken 3 tane o olduğunu söylemiştim. Er, sie, es. Erkekler, kadınlar ve cansızlar için. Ve bunları söylerken şöyle de bir detay vermiştim. Er örneğin erkekler ve eril cinsler için. Sie kadınlar ve dişi cinsler için. Es de cansızlar ve nötr varlıklar için demiştim. Şimdi Almanca'da cinsiyetler söz konusu. Bunu ilerleyen derslere daha detaylı göreceğiz ama burada en azından karşımıza çıktığı için söylüyorum. Almanca'da 3 adet cinsiyet vardır gençler. Ve her isim de bir cinse sahiptir. Yani aklınıza gelebilecek herhangi bir isim. Elma, armut, karpuz gibi herhangi bir varlık ismi. Bunların her birinin bir adet cinsiyeti vardır. Ve eğer ismin önünde dea yazıyorsa eril cinse sahip olduğunu gösterir. D yazıyorsa dişi cinse sahip olduğunu gösterir ve das yazıyorsa nötr cinse sahip olduğunu gösterir. Dediğim gibi sadece bu şekilde aklınıza kalsın. D'ya gördüğünüz yerde O demek istiyorsanız E'ye getiriyorsunuz. D gördüğümüz isimlerde O demek istiyorsak Z'yi getiriyoruz ve das gördüğümüz isimlerde O demek istiyorsak S'i getiriyoruz. Ne demek istiyorum? Örnekle daha iyi anlayacağız. Hemen okuyalım. Der Schüler kommt heute nicht. Der Schüler öğrenci demek. Gördüğünüz gibi öğrenci kelimesinin bile önünde bir adet cinsiyet bulgusu var. Der eril olduğunu gösteriyor bana. Der Schüler öğrenci kommt heute nicht. Bugün gelmiyor. O hasta diyeceğim. O diyebilmem için dediğim gibi 3 adet yol var. Peki ben hangisini tercih edeceğim? Önünde D olduğu için E'yi tercih edeceğim. Er ist krank, o hasta dedim. Gelelim ikincisine. Die Frau weint, die Frau kadın demek. Kadın ağlıyor. Önünde D olduğu için demek ki cinsiyeti dişidir diyorum. Ve Z'yi tercih ediyorum. Sie ist nicht gut, o iyi değil dedim. Das Auto ist neu, araba yenidir. Das Auto araba demek. Ve cinsiyeti neymiş? Önünde das olduğuna göre nötr cinsiyete sahipmiş. Ve o demek istiyorsam hangisini tercih edeceğim? Es'i tercih edeceğim. Es ist schwarz, o siyahtır dedim. Gelelim. Alttakiler zaten bildiğimiz mantık. Julia kommt aus Hamburg. Julia Hamburglu, Hamburg'dan geliyor. Julia kadın ismi olduğu için ne diyeceğim? Sie diyeceğim. Sie ist 14 Jahre alt. O 14 yaşındadır dedim. Das ist Yılmaz. Bu Yılmaz'dır. Ne diyeceğim? Ea diyeceğim değil mi? Neden? Çünkü Yılmaz erkek olduğu için E'yi tercih edeceğim. Aynı he gibi düşünebilirsiniz. Ea lebt in Mersin. O Mersin'de oturuyor. Wo demiş nerede? Wohnst oturuyorsun. Oturuyorsun dediğine göre yani ST takısı geldiğine göre hangi şahıs olur? Sen şahsı olur. Wo wohnst du? Nerede oturuyorsun? Cevap verirken sen diye sormuş, ben diye cevap vermem lazım. Ben neydi? Ich. Ich wohne in Kayseri. Kayseri'de oturuyorum. Wie heißt? Demiş. Senin adın ne diyecek yüksek ihtimal? Peki hangi şahıs olduğunu çekimden çıkarabiliyor muyum? Hayır, belki o şahsı da olabilir. Çünkü biliyorsunuz heißen'da du ve yani sen ve o şahsının çekimi aynı. Fakat cevaba bakarsak heiße demiş. Yani e takısı getirmiş. Demek ki ben diyecek. O zaman karşıdaki kişiye sen diye soracağız. Wie heißt du? Senin adın ne? Ich heiße Yiğit. Benim adım Yiğit. Meine Mutter und ich, annem ve ben, gehen nach Hause, eve gidiyoruz. Annem ve ben kişisi ne olur, hangi şahsı temsil eder? Tabii ki de biz. Ne diyeceğim? Wir sind müde, biz yorgunuz diyeceğim. Ayşe, Fatma und Hayriye trinken Tee. Ayşe, Fatma ve Hayriye çay içiyorlar. Ayşe, Fatma, Hayriye derken ne diyebilirim? Onlar diyebilirim. Sie sind glücklich diyeceğim. Gelelim son sorumuza. Was macht demiş. Cevapta ne diyor? Wir machen Hausaufgabe. Biz
ev ödevi yapıyoruz. Biz diye cevap verdiğine göre karşıya ne diye sormam lazım? Siz ne yapıyorsunuz diyeceğim. Was macht ihr demiş oldum. Eğer sind Sie die Fragen mit dem richtigen Fragewort doğru soru zamirini yerleştiriniz diye söylemiş. Bakalım wo neredeydi veya kim, wie nasıl, woher nereden? Hemen bakalım. Punkt punkt ist dein Name. Mein Name ist Ali. Benim adım Ali. O zaman senin adın ne diye soracak. Burada bir kalıbımız vardı, hatırlayalım. Wie ist dein Name? Senin adın neydi? Gelelim ikinciye. Das ist Meryem demiş. Bu Meryem'dir. O zaman ne diye soracağım? Bu kimdir diye soracağım. Wer ist das? Bu kimdir? Das ist Meryem. Bu Meryem'dir. Cevabımıza hemen bakalım. Es geht mir sehr schlecht. Çok kötüyüm. O zaman ne sorabiliriz karşıya? Nasılsın? Onun kalıbı neydi? Wie geht es dir? Nasılsın diye sorduk. Ich komme aus der Türkei. Türkiye'liyim. Türkiye'den geliyorum. O zaman ne diye soracağım? Nereden geliyorsun, değil mi? Evet. Woher kommen Sie? Nereden geliyorsunuz diye sorduk. Sie wohnt in Berlin. O Berlin'de oturuyor. O zaman nerede diye sormam lazım. O nerede oturuyor? Wo wohnt sie? O nerede oturuyor demiş olduk. Muhtemelen böyle bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Gelelim. Stellen Sie die Verben in die richtige Form demiş. Fiilleri doğru şekilde yerleştiriniz. Yani çekimleyerek yerleştirmemizi istiyor burada. Sein fiili olmak demekti ve çekimi nasıldı? Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid. Sie sind şeklindeydi. Benim şahsım ich olduğu için hangisini tercih edeceğim? Bin'i tercih edeceğim. Ich bin Suna. Ben Sunayım. Und ve veya punkt punkt du demiş. Gene olmak fiilini kullanacağım. Ve sen şahsına göre çekimleyeceğim. Bakalım bist olacak veya bist du. Sen kimsin? Ich bin Suna und veya bist du. Gelelim ikiye. Emily und Lena. Punkt punkt beide aus Minnesota. Onların ikisi de Minnesota'lı diyeceğiz. Emily ve Lena iki kişi olduğu için onlar şahsına yönelik olarak çekim yapacağım. Neydi çekim ekimiz? Entex'iydi. Common diyoruz. Gelelim Tim. Was punkt punkt du heute demiş. Machen fiili yapmak demek ve hangi şahsa göre çekimlemem isteniliyor? Du, yani sen şahsına göre. Hemen hatırlayalım. Du'da hangi ek gelirdi? St gelirdi. Tim, was machst du heute? Bugün ne yapıyorsun diye sormuş. Hasan, punkt punkt, lesen okumak demek. Die ganze Nacht. Bütün gece boyunca kitap okuyor diyeceğiz. Lesen düzensiz bir fiildir. Geçtiğimiz derste düzensiz fiillerden bahsetmiştim. Eğer kökünde e harfi varsa i ya da ie'ye dönüşüyor demiştik. Köküne lesen'ın en altınca les kalıyor. E'yi ya i'ye ya da ie'ye dönüştüreceğiz. Buradaki ie'ye dönüşüyor arkadaşlar. Lees oluyor. Ve Hasan o şahsı olduğu için şahıs ekimizde t olacak. Yani list. Hasan liest die ganze Nacht. Hasan bütün gece kitap okuyor. Gelelim haben fiili. Haben fiilin çekimi nasıldı? Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Wir'ye göre çekimleyeceğiz. Haben diyeceğiz o halde. Wir haben keinen Hund. Bizim köpeğimiz yok. Senin bir köpeğin var mı diye soracağız, değil mi? Du şahsı sen. Hemen çekimine bakalım. Hast. Hast du einen Hund? Senin bir köpeğin var mı diye sormuş olduk. Gelelim son sorumuza. Ich sprechen fiilini çekimlememiz isteniliyor. Ich'e göre e takısı getiriyorduk. Hemen hatırlayalım. Ich spreche Deutsch und Türkisch diyorum. Evet, ben Almanca ve Türkçe konuşuyorum demiş oldum. Geçelim bir sonraki etkinliğimize. Schreiben Sie die Zahlen. Sayıları yazınız demiş. Bazısını da rakamla vermiş, bazısını yazıyla. Rakamla verdiklerini yazıyla yazacağız. Yazıyla verdiklerini de rakamla yazacağız. Şimdi 18 ne demekti? 18, 11, 9, 15, 12, 16 ne demekti? 16, 6, 6, 19, 19, 2, 20.
20 demekti. Sayıları buna benzer şekillerde yüksek ihtimalle soracaklardır. O yüzden en azından 20'ye kadar, hatta 20'den sonrakilerin mantığını da ezberlerseniz çok rahat edersiniz arkadaşlar. Gelelim son sorumuz. Stellen Sie sich mit 5 Sätze vor. Kendinizi 5 cümleyle tanıtınız diye sormuş. Bu büyük ihtimalle gelebilir diye tahmin ediyorum. Çünkü ilk başta dediğim gibi büyük ihtimalle yazma üzerine de bir etkinliğiniz olacak ve kendinizi tanıtmanız istenilebilir. Nasıl kendimi tanıtacağım? 5 cümleyle çok basit bir şekilde tanıtalım. İlk başta isminizi söyleyebilirsiniz. Ich heiße dedikten sonra isminizi söyleyebilirsiniz. Ya da Mein Name ist dedikten sonra isminizi söyleyebilirsiniz. Ya da Ich bin dedikten sonra isminizi söyleyebilirsiniz. Bu üçünden birini tercih edebilirsiniz. Gelelim isimden sonra yaşımızı söyleyebiliriz. Ich bin diyoruz. Yaşımız neyse onu söylüyoruz. Daha sonra Jahre alt. Ben şu yaşındayım diyoruz. Ich wohne in diyebilirsiniz. Yaşadığınız yeri, ikamet ettiğiniz yeri söyleyebilirsiniz. Ich wohne in'den sonra bir şehir getiriyoruz. Ich komme aus, şuralıyım, buralıyım derken hatırlıyorsanız bu kalıbı kullanıyorduk. Ich komme aus'dan sonra memleketinizi söyleyebilirsiniz. Ve son olarak konuştuğunuz dili söyleyerek kendinizi tanıtmayı bitirebilirsiniz. Örneğin, ich spreche Türkisch diyebilirsiniz. Türkçe konuşuyorum gibi. Bu kalıplara konuşma sınavında da ihtiyaç duyacaksınız. O yüzden ezberlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, böylece dersimizin sonuna geldik. Umarım fayda sağlamıştır. Şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah sınavınız güzel geçer. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.